Eli kanlı terör örgütü kurulduğu günden bu yana konjektüre göre kabuk değiştiriyor. 1974'te Marksist ve Leninist temeller üzerine kurulan örgüt zamanla kendini inkar etti. Yöre halkının sempatisini kazanmak isteyen örgüt ateizmden ve zerdüştlükten çark ederek güya dine sarıldı. Ancak ondan da çabuk vazgeçti. Yöre insanı terör örgütüne itibar etmedi. İşte terör örgütünün kafa karıştıran o değişim geliyor şimdi ekranlarınıza. Tarihler 15 Ağustos 1984'ü gösterdiğinde Eruh ve Şemlinli baskınlarıyla yeni bir terör örgütü adını duyuruyordu. Örgüt eylemlerde kendini hiçbir dini inancı kabul etmeyen ateist ideolojinin temsilcisi Marksist-Leninist bir oluşum olarak ifade ediyordu. Kandırılıp dağa çıkarılanlardan namaz kılan ya da oruç tutanların cezası ise ölümdü. Kadın teröristlerden çoğu uğradığı tecavüzler yüzünden hayatına son verdi. Daha sonra ise sözde kadın erkek eşitliğini savunduğunu göstermek için terör örgütündeki kadınlara erkek gibi muamele edildi. Kadınlar erkek davranışları sergileyince güya eşitlik sağlanmış oluyordu. Ancak terörist elebaşı yanındaki kadınlar için hiç de aynı şeyleri düşünmüyordu. Benimle olabiliyorlar. Benimle olabilmeleri iyi bir şey. Bizi diyor önderlik fark eder. Bunu söylemişse değer vereceğiz. Benim iddiam var. Benimle olabilen kazanır diyorum. Yüceltmesem kendime şerefsizim diyeceğim. Sosyalizm temelinde de varlığını sürdüremeyeceğini fark eden örgüt tekrar bir zemin kayması yaşayarak güya dine sarıldı. Daha önce Kürtlerin dini zerdüştlüktür deselerdi, taraftar bulabilmek için bu defa da dindar kilisesine büründüler. İlk işleri de camileri ayırmak, cumaları sahte imamlarına kıldırtmak oldu. İnancını yaşamak isteyenleri öldüren İslam düşmanı terör örgütüne din gömleği bir türlü oturmadı. Polis ve askerleri şehit eden eli kanlı terör örgütü bir yandan dinden bahsederken diğer yandan din adamlarına ve imam hatip yurtlarına saldırıyordu. Ramazan ayında yaptığı son saldırılar bir kez daha gösterdi ki bölücü terör örgütü hala hiçbir kutsal değere inanmıyor.